Merhabalar sevgili arkadaşlar. Big Bang yani Büyük Patlama ünlü yayınlarının yapmış olduğu bir deneme ve kitapçığının sorularını çözmeye başlayacağım. Burada fen bilgisinde size kısa tekrarlar yapmanız gerekenleri hatırlatacağım. Güzel bir deneme. Başlamak istiyorum. Birinci sorumuz bir açık hava basıncı ile ilgili bir soru. Evet, yukarıdaki görselde KLMN harfleriyle gösterilen konumlar tabloda bu konumlardaki açık hava basıncının değerleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangileri söylenebilir? İsterseniz önce basınçları yerleştirelim. K'daki basıncımız 76, L'deki 75, M'deki 74, N'deki 73. Evet, söylediğimiz bir şey vardı. Yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı ne yapardı arkadaşlar? Azalırdı. Zaten bu görselde de cidden bunu göstermiş. Hatta bu açık hava basıncını ölçtüğümüz alete de barometre demiştik. Peki, buna göre hangileri söylenebilir demiş. 1. Deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Evet, gördüğünüz gibi azalmış. O zaman arkadaşlar bunu söylerim. Deniz seviyesinden yukarıya çıkıldıkça gazların yoğunluğu artar. Fark ettiysek böyle bir bilgi burada yok. Aynı zamanda yoğunluk zaten arkadaşlar azalır. Bu da yanlış bir bilgidir. Açık hava basıncının değerinden yararlanılarak bir yerin deniz seviyesinden yüksekliği bulunabilir. Şurada bize bir ipucu verilmiş. Fark ettiyseniz her 105 metrede 1 santimetre civa basıncının azaldığını görüyoruz. Her 105 metrede. O zaman demek ki arkadaşlar açık hava basıncının değerinden yararlanarak bir yerin deniz seviyesinden yüksekliği bulunabilir. Doğru cevabımız olacak. Evet, doğru cevabımız gördüğünüz gibi C seçeneğinde 1 ve 3 olacaktır. Evet, ikinci sorumuz. Hemen ikinci sorumuza geçmek istiyorum. Evet, bir yorum sorusu hemen beraberce yapalım arkadaşlar. Albinizm olarak bilinen albinoluk, vücutta olması gereken renk maddesinin etkinliğini veya bu maddenin vücutta hiç olmaması nedeniyle ortaya çıkan bir kalıtsal hastalıktır. Demek ki arkadaşlar albinoluk hakkında bize bilgi vermiş. Albinoluk diyor ki vücutta olması gereken renk maddesinin etkinliğini veya bu maddenin vücutta hiç olmaması nedeniyle ortaya çıkan bir kalıtsal hastalıktır. Albinoluk genleri vücut kromozomlarında nasıl arkadaşlar taşındığını söylemiş bize. Çekinik olarak taşınır demiş. Peki, yukarıdaki bir aileye ait fotoğraflar verilmiştir. Buna göre bu aileyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet, dikkat gerektiren bir soruydu bu. Albinoluk bakımından kız çocuklarının genotipi heterozigottur. Evet, heterozigot bizim için arkadaşlar melez demekti. Yani büyük A küçük A mesela işte bizim için heterozigot demek. Küçük A küçük A biliyorsunuz arkadaşlar bizim için ne demekti? Saf yani homozigot demek. Homozigot. Biliyorsunuz ama ne demiştik biz buna? Çekinik. Ya da büyük A büyük A ile gösterirsek arkadaşlar yine ne demekti bu bizim için? Homozigot. Fakat homozigot ne demiştik biz buna? Baskın. Demek ki arkadaşlar bu heterozigot. Peki hocam niye bunları yazdınız derseniz şurada bir şey söylemişti bize. Albinoluk çekinik olarak taşınan bir rahatsızlıktır. Kız çocuğunun ne olduğunu görüyorum arkadaşlar. Albino olduğunu görüyorum. O zaman demek ki bunun genotipinin küçük a küçük a olması gerekiyor. Başka şekilde ortaya ne yapamaz çıkamaz. Hangisi söylenemez demiş. Direktmen cevabımız ikinci soruda da A seçeneğidir. Hemen üçüncü soruma geçmek istiyorum arkadaşlar. Bir basınç sorusu çözelim. Yukarıdaki görselde özdeş küpler kullanılarak oluşturulan KL cisimlerinden yapılan değişiklikler gösterilmiştir. Buna göre KL cisimlerin bulundukları zeminlere uyguladıkları kuvvetler ve basınçlarla ilgili hangisi söylenemez? Evet, K cisminin bulunduğu zemine uyguladığı kuvvet gördüğünüz gibi arkadaşlar azalmıştır diyor. Evet, kuvvet arkadaşlar ağırlığa bağlıydı. Evet, katılarda kuvvet ağırlığa bağlıdır. Lütfen unutmayalım. Demek ki arkadaşlar katılarda kuvvet neye bağlıdır? Hocam derseniz ağırlığa bağlıdır. Hemen bakıyoruz. Birincide 6 tane parçamız olduğu için 6G. İkincide kalan parçamız 4G olduğu için birincideki gördüğünüz gibi F1 6G'dir. F2 de arkadaşlar 4G'dir. O zaman kuvvet azalmıştır. Doğrudur. Hemen gördüğünüz gibi L'nin bulunduğu zemine uyguladığı kuvvet ne yapmıştır arkadaşlar diyor. Azalmıştır. Kontrol edelim. Birincide L'nin toplam ağırlığı arkadaşlar 4G'dir. İkinci de fark ettiysek L'nin ağırlığı 2G'dir. Yine kuvvet azalmıştır. Doğru bilgidir. Peki C şıkkında K'nın bulunduğu zemine uyguladığı basınç azalmıştır. Şimdi biliyorsunuz düzgün şekillerde yan yana konulan küplerde basınç değişmezdi. Hemen bunu da hatırlayalım. Birincideki basıncımız 6G bölü yüzeye bakıyoruz. 1, 2, 3. O zaman 3'e bölelim. Demek ki buradaki basıncımız 2'dir.
Gördüğünüz gibi ikinci de yine arkadaşlar toplam ağırlığımız 4 ke, yüzey 1 2'dir. Gördüğünüz bunu da 2 ise bölersek sonucumuz yine 2'dir. Yani birinci şekilden ikinci şekle geçtiğimizde ne diyeceğiz arkadaşlar? Basınç değişmez. Ama ne demiş kendisi gördüğünüz gibi? K düzleminin bulunduğu zemine uyguladığı basınç azalmıştır. Gördüğünüz gibi C seçeneğimiz söylenemez. Ama D'ye de bakalım. L'nin bulunduğu zemine uyguladığı basınç azalmıştır. Kontrol edelim. Yine P1 arkadaşlar toplam ağırlığımız 4K bölü ne diyeceğiz? 2S. Hemen buraya bakarsak L'nin toplam ağırlığı 2G. Yüzey de arkadaşlar 2S'tir. Buradaki gördüğünüz gibi basınç 2 iken 1 olmuş. Gördüğünüz gibi basınç ne yapmıştır? Azalmıştır. Hep derste söylediğimiz gibi ne demiştik katılarda basıncı bulurken? P eşittir G bölü S'ti. Ağırlık artarsa basınç artar. Gördüğünüz gibi azalırsa da ne yapacak arkadaşlar? Azalacak. Doğru orantı vardır. Yüzey alanı yalnız ne yapacaktı? Sabit kalacaktı. Evet, L'de yüzey alanı sabit kalmış. Ağırlık azaldığı için basınç azalacaktır. Bu bilgi de doğrudur. Üçüncü sorumuzun da cevabı C seçeneğidir. Dördüncü sorumuz. Hemen görelim. Yine bir basınç sorusu. Beraberce çözelim. Bir sıvı basıncı sorusu. Evet, KLMN kaplarında nasıl kaplar arkadaşlar bunlar? Silindirik. Gördüğünüz gibi K ve M'nin taban alanı S'miş. O zaman iki tane şöyle arkadaşlar size silindir çizelim. Gördüğünüz gibi bu kapların tabanlarının ne olduğunu söylemiş arkadaşlar bize. S, S. Kim bunlar? K ile M. Devam edelim. L ve N'nin tabanları da 2S'tir. Yine kaplarımızı çizelim. Tabi aynı şekilde olmasın çünkü tabanlar daha büyük. Bizim için ne demek arkadaşlar? Daha geniş olacak demektir. O yüzden de biz de biraz daha büyük çizelim. Gördüğünüz gibi buradaki iki katına çıkmış bir tabandan bahsediyor. İki katına çıkmış bir tabandan bahsediyor. Bu kaplarımızda kim olacak gördüğünüz gibi burada? L ve N olacak. Hemen şıkları okuyorum. Birinci işlemde diyor ki KL kaplarına aynı miktarda arkadaşlar su konulacak. Evet, aynı miktar demek aynı hacim demek. Lütfen onu unutmayalım. Ne diyeceğiz biz buna? Aynı hacim diyeceğiz. Kimle kim arkadaşlar? K ile L. Evet, K burası. Gördüğünüz gibi L burasıdır. Evet, buraya örnek verim H kadar su doldurduğumuzu kabul edelim. Taban iki katına çıktığında yükseklik ne yapardı arkadaşlar? Yarıya inerdi. Lütfen bunu unutmayalım. Gördüğünüz gibi burada yükseklik daha az olacaktır. Devam edelim. M ve N kaplarına aynı yükseklikte sıvı koyuyoruz. Yani M'ye de gördüğünüz gibi N'ye de aynı yükseklikte ne yapacağız arkadaşlar? Sıvı koyacağız. Buna göre etkinlikte elde edilen sıvı basınçlarını gösteren sütun grafikleri hangisi olabilir demiş. O zaman kesinlikle M ve N'de basınçlar aynı olacak. Aynı olacak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Direkt ben şunlar kafadan gitti. Hemen görüyoruz. Ne diyeceğiz? K'daki basınç L'den daha büyük olacak. K'daki basınç L'den küçük olmuş. Burada gitti. Gördüğünüz gibi K'daki basınç L'den büyük olacaktır. Cevabımız 4'te de B seçeneği doğru cevap olacak. Hemen 5. soruma geçiyorum. Evet, 5. sorumuz bir araştırma sorusu kalıtımla ilgili. Bir araştırmacı bezelyeler arasında çaprazlanarak yani çaprazlamalar yaparak bir öngörüyü test etmek istiyor. Ancak araştırmacı yaptığı deneme ile öngörüsünü gördüğünüz gibi doğrulayamıyor. Aşağıdaki araştırmacının deneme aşamasında yaptığı muhtemel çaprazlama ile öngörüsünü doğrulayabilmesi için yapması gereken çaprazlama verilmiştir. Evet, buna göre araştırmacının öngörüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Fark ettiyseniz arkadaşlar burada homozigot, şurada da bilgi vermiş, onu da söylemek istiyorum. Sarı tohum geni yeşile göre baskındır. Yani büyükse bizim için ne demekti arkadaşlar sarı? Küçükse ne demek arkadaşlar bizim için burada? Yeşil. Yani sarı tohumlu arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşil tohumu ne yapmış? Çaprazlamış. Evet, muhtemel diyor ki araştırmacının deneme aşamasındaki muhtemel çaprazlama. Burada tabii ki sonuç olarak ne yapacaktır arkadaşlar? Çaprazlayalım isterseniz. Büyükse büyükse ile küçükse küçükse çaprazlarsak %100. Biliyorsunuz bunlara 1, 2, 3, 4 demiştim size geçen anlatımda. O zaman 1 ile 3'ü alırsak büyükse küçükse. 1 ile 4'ü alırsak büyükse küçükse. 2 ile arkadaşlar 3'ü alırsak büyükse küçükse. Tekrardan 2 ile 3'ü alırsak büyükse küçükse. Yani %100 ne oluşacaktır arkadaşlar? Heterozigot. Heterozigot. Ve ne diyeceğiz arkadaşlar biz bu duruma? Gördüğünüz gibi melez döller meydana gelecektir. Ve oluşan bu biliyorsunuz genotipti. Genotip arkadaşlar büyükse küçükse, fenotipine ne demiştik arkadaşlar biz bunların? Fenotipi sarı bireyler meydana gelir. Peki ikinci çaprazlamaya da bakalım. Fark ettiyseniz büyükse küçükse ile büyükse küçükseyi çaprazlarsak 1, 2, yine 3, 4 diyelim. 1 ile 3'ü alırsak büyükse büyükse, 1 ile 4'ü alırsak büyükse küçükse. Ondan sonra 2 ile 3'ü alırsak arkadaşlar büyükse küçükse,
2 ile 4 alırsak küçük s küçük s'dir. Buradan ne anlıyorduk arkadaşlar? %75 gördüğünüz gibi. %75 sarı tohumlar. %25'te arkadaşlar yeşil tohumlar oluştuğunu ne yapacaktık? Görecektik. Evet, burada tabii genotipleri de farklı bireyler de ortaya çıkmıştı. Mesela bu genotip ne demekti bizim için arkadaşlar? Homozigot. Ne demekti? Baskın. Şunlar arkadaşlar neydi bizim için? Melez. Yani neydi anlamı? Heterozigot. Heterozigot. Lütfen bunları da ne yapalım? Unutmayalım. Yine aynı şekilde küçük s demek arkadaşlar homozigot. Ama ne demekti bizim için? Çekinik. Homozigot. Ne demiştik bunlara da? Çekinik. Evet, şimdi şıklara geçelim. Demek ki bizim öngörümüz ne olmalı? Sarı ve yeşil tohumlu bezelyelerin çapraslaması sonucunda hem sarı tohumlu hem de yeşil tohumlu bezelyeler elde edilebilir. Yani bizden birinciyi söylemiş. Gördüğünüz gibi sarıyla yeşili çaprazlamış. Ama elde edilen gördüğünüz gibi bezelyelerin hepsi sarı. O zaman bu öngörü burada ne yapılamaz arkadaşlar? Olamaz. Peki sarı tohumlu bezelyelerin çaprazlaması sonucunda hem sarı hem de yeşil tohumlu bezelyeler elde edilebilir. Evet, gördüğünüz gibi bu fenotip olarak sarı tohum demektir. Aynı şekilde bu da fenotip olarak sarı tohum demektir. İki tane sarı tohumu çaprazladığımızda ortaya ne çıkabilir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi yeşil tohumlarda ne yapabilir? Çıkabilir. Beşinci sorumuzun cevabı B seçeneği doğru cevap olacaktır. Hemen altıncı sorumuza geçiyorum. Evet. Baştaki mevsimler ünitemizden bir soru. Yukarıdaki bazı şehirlerin dünya üzerindeki konumları gösterilmiştir. Buna göre belirtilen tarihlerde konumları belirtilen şehirlerden hangilerinde kış, hangilerinde ilkbahar mevsimi yaşanır? Evet, 21 Aralık biliyorsunuz arkadaşlar kuzey ve güney yarımküreyi ayırdığımızda kuzey yarımküre kış, güney yarımküre ne yaşayacaktı arkadaşlar? Yaz. 21 Mart'a geldiğimizde kıştan sonra ne yaşıyoruz arkadaşlar? Biz hangi mevsim gelecektir? İlkbahar. Biliyorsunuz neresi? Kuzey yarımküre için. Daha sonra güney yarımkürede nedir? Sonbahardır. Tam tersi olacaktı gördüğünüz gibi mevsimler. Evet, 21 Haziran'a geldik. 6 ay geçti. Artık arkadaşlar kuzey yarımküre ne yaşayacaktır? Yaz. Güney yarımküre ise ne yaşayacaktır? Kış. Daha sonra biliyorsunuz yazdan sonra ne gelecek arkadaşlar bizim için? Sonbahar gelecektir. Tabii ki güney yarımküre için ne gelecektir? İlkbahar gelecektir. Gördüğünüz gibi döngülere bakarsak kış, ilkbahar, yaz, sonbahar şeklinde ne yapacaktır arkadaşlar? Gidecektir. Bizden hangilerini istemiş belirtilen şehirlerde? Gördüğünüz gibi hangilerinde kış, hangilerinde ilkbahar yaşanır diyor arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi D seçeneğinde doğru verilmiştir. K gördüğünüz gibi arkadaşlar kış yaşadı. Aynı şekilde burada arkadaşlar R'ye bakıyoruz. R ne yaşadı arkadaşlar? Kış. Gördüğünüz gibi M arkadaşlar bizim için burada ilkbahar yaşadı. Gördüğünüz gibi T de ne yaptı? İlkbahar yaşadı. 6. sorumuzun cevabı da B seçeneği doğru olarak verilmiştir. Hemen 7. sorumuz. Evet, yine mevsimlerden gelen bir sorumuz. Hemen okuyalım. Yukarıdaki dünyanın güneş etrafındaki dolanım sırasında konumlarından ikisi gösterilmiştir. Buna göre 1 numaralı konumdan 2 numaralı konuma geçinceye kadar K ve M bölgelerinin gündüz sürelerindeki değişim grafiği nasıl olabilir denilmiş. Hemen istersen şehirlerimiz nerede ona göz atalım. K ekvator üzerinde, L nerede arkadaşlar? Güney yarım kürede. Evet, hep derste de söylediğim gibi şu anda gördüğünüz gibi kuzey yarım küre hangi mevsimi yaşayacak? Güney yarım küre hangi mevsimi yaşayacak? Öğrenciler hep söylediğim gibi güneşin geldiği yerden bizim için dik çizerseniz daha rahat olur demiştim. Şu bizim için arkadaşlar biliyorsunuz ki dünyanın eksen eğikliğiydi. Buraya gelen ışınlar güneşten dik gelecekti. O zaman bizim için şu anda güney yarımküre yaz, kuzey yarımküre ne yaşayacak arkadaşlar? Kış yaşayacaktır. Gördüğünüz gibi 6 ay geçtiğini anlıyorum. Çünkü niye? Güneş burada halen aynı konumda. O zaman buradan gelen ışınlar artık buraya dik gelecektir. O zaman burası bizim için yaz. Bu tarafta ne yapacaktır arkadaşlar? Kış yaşayacaktır. Yani L noktası yazdan nereye geçiyor arkadaşlar? Kışa geçiyor. Bunun anlamı da gündüz süresinin azalması anlamına gelecektir. Fakat K'da gördüğünüz gibi süre değişikliği olmayacaktır. Çünkü hep ekvator üzerindedir. O zaman K'daki gündüz süresi değişmeyecektir gördüğünüz gibi. Ve gündüz süresinin ne demiştim? L'de azalması gerekiyor. O yüzden de 7. sorumuzun cevabı da D seçeneği doğrudur. Geldik arkadaşlar 8. sorumuz. Evet, gördüğünüz gibi bir yine çaprazlama sorusu. Hemen sorumuzu inceleyelim. Bezelyelerde sarı tohum geni yeşil tohum genine baskındır. Bize bilgi vermiş. Büyükse baskındır diyor arkadaşlar küçükseye. Büyükse bizim için ne demekti sarı? Küçükse neydi arkadaşlar? Bizim için yeşil. Lütfen bunu unutmayalım. Miray tohum rengi bakımından bezelyelerle ilgili çaprazlama etkinliği yapıyor. Bu etkinlikte çaprazlanan bezelyeleri ve oluşması beklenen bezelyeleri gördüğünüz gibi arkadaşlar genotiplerini
aşağıdaki sarı yeşil renkteki etiketleri kullanarak doğru biçimde gösteriyor. Evet, Miray etiketlerin tamamını kullandığına göre. Evet, elimizdeki tüm etiketleri arkadaşlar ne yapacak Miray? Kullanacak. Miray'ın bu etkinlikte çaprazladığı bezelyelerin genotipleri aşağıdakilerden hangisidir? Gördüğünüz gibi tekrar etmiş, sarı etiketler sarı tohumu. Gördüğünüz gibi yeşil etiketler de yeşil tohum olma genini temsil edecektir. İsterseniz birinci sorudan başlayalım. Saf yeşil tohumlu bezelye. Biliyorsunuz saf yeşil demek küçükse küçükse demektir. Saf sarı tohum demek arkadaşlar büyükse büyükse demektir. Biz bunları çaprazladığımızda biliyorsunuz yine buna 1, 2, 3, 4 dersek. Gördüğünüz gibi 1 ile 3'ü alırsak büyükse küçükse. 1 ile 4'ü alırsak büyükse küçükse. Aynı şekilde arkadaşlar 2 ile gördüğünüz gibi 3'ü alırsak. Tabi önce hep büyük karakteri yazıyorum. Dikkat etmişsinizdir büyükse küçükse. 2 ile arkadaşlar 4'ü alırsak yine büyükse küçükse'dir. Yani oluşacak bezelyelerin tamamının ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Sarı tohum olduğunu görüyoruz. Şimdi etiketlerin tamamını kullanacağımız için gördüğünüz gibi etiketlerimizde sarı ve yeşiller var. Elimizde 2, 4, 6, 2, 4, 6. Yani etiketlerimiz eşit miktarda verilmiş. O zaman arkadaşlar burada yeşil oluşturamadığımız için tabii etiketleri bir kullanırsak tam oluyor mu gerçi? Evet tam oluyor hemen. Çünkü niye? Buradaki şunu bir daha okumak istiyorum. Bu güzeldi yukarıdaki verilen bitki. Miray tohum rengi bakımından bezelyelerle ilgili çaprazlama etkinliği yapıyor. Bu etkinlikte çaprazlanan bezelyeleri ve oluşması beklenen bezelyelerin genotiplerini aşağıdaki sarı ve yeşil renkteki etiketleri kullanarak doğru biçimde gösteriyor. Yani arkadaşlar şuradaki etiketimiz sarı olacak, sarı etiket. Bu da ne olacak arkadaşlar bizim için? Yeşil olacak. O zaman ne oldu arkadaşlar? %50 oldu. Demek ki deneyi kullanırken şunun bir tanesini kullandı. Yine aynı şekilde arkadaşlar bunun bir tanesini kullandı. Oluşacak gördüğünüz gibi bireylerde de yine ne yapacak? Oran değişmedi. O zaman cevabımız direktmen arkadaşlar A seçeneği doğru olarak verilmiştir. Peki bir şık daha deneyelim. Aman hocam A şıkkında buldunuz. O birinde de acaba tutar mı? Bakalım. Melez tohumlu sarı bezelye. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar melez demek büyükse küçükse. Hemen devam edelim. Saf yeşil tohumlu bezelye. Bu da küçükse küçükse'dir. Yine 1, 2, 3, 4. Çaprazlayalım isterseniz. 1 ile 3 alırsak arkadaşlar büyükse küçükse. 1 ile 4 alırsak büyükse küçükse. 2 ile gördüğünüz gibi 3 alırsak küçükse küçükse. 2 ile 4 alırsak küçükse küçükse olacaktır. Tabi burada elimizde kaç tane küçükse kullanmış oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ama küçükse'den 9 kullanırken büyükse'den kaç kullandı arkadaşlar? 1, 2, 3. 9, 3 daha 12 yaptı. Zaten 2, 4, 6, 12 tane elimizde gördüğünüz gibi etiket var. Ne yaptı arkadaşlar? B seçeneği olmadı. Tüm etiketleri kullanacağımız için gördüğünüz gibi A seçeneği doğrudur. Bence şu anda denemenin en klas sorusunun bir tanesini çözmüş olduk. Lütfen dikkatli olalım. Bu soruyu gerekiyorsa bir kere daha inceleyelim. Evet, şimdi arkadaşlar 9. sorumuza geçelim. Bir sıvı basıncı sorusu. Hemen sorumuzu okuyorum. Yukarıdaki KLM kaplarına bir miktar su vardır. Kaplar ters çevrilerek tekrar aynı zemin üzerine konuluyor. Buna göre bu cisimlerle ilgili ifadelerden hangisi söylenemez? K kabının tabanı etkeden sıvı basıncı azalır. Evet, hatırlarsanız söylemiştik. Eğer taban genişliyorsa kap ters çevrildiğinde sıvı yüksekliği ne yapacaktır arkadaşlar? İlk durumuna göre azalacaktır. Lütfen bunu ne yapmayalım arkadaşlar? Unutmayalım. Şu anda buradaki yükseklik H'ken ters çevirdiğimizde gördüğünüz gibi daha geniş bir yere dolduğu için azalacaktır. Doğru. L kabına etkeden sıvı basıncı değişmez. Evet, kap düzgünse biliyorsunuz ters çevirdiğimizde yükseklik değişmeyeceği için basınç değişmez. M kabının bulunduğu zemine uyguladığı basınç. Evet, bu kelime önemli. Zemin kelimesi. Zemin diyorsa aklımıza arkadaşlar ne gelecek? Katı basıncı gelecek. Lütfen bunları dikkatlice okuyalım. Evet, M kabı burada arkadaşlar. Ters çevirdiğimizde yüzey alanının ne yaptığını görüyorum. Gördüğünüz gibi azalıyor. Ne demiştik? Yüzey alanı azalırsa basınç artar. Bu bilgi de nedir arkadaşlar? Doğru olacaktır. Peki K kabının bulunduğu zemine uyguladığı kuvvet. Evet, zemine uyguladığı kuvvet katı basınç kuvveti demekti arkadaşlar. Katı basınç bizim için nedir? Kuvvetidir. Biliyorsunuz ki katı basınç kuvveti katılarda neye eşit dersek direktmen katının ağırlığı olacaktı. Ters çevirdiğimizde toplam ağırlık ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. O yüzden buraya ne demesi lazımdı? Değişmez demesi lazımdı. 9. sorumuzun cevabı da D seçeneği doğrudur. Geldik arkadaşlar 10. sorumuza. Evet, yine bir dinamometrelerle bir gördüğünüz gibi basınç sorusu. Hemen sorumuzu okuyorum. Özdeş dinamometrelerin uçlarına taban alanları belirtilen küp şeklindeki KLMN cisimleri asıldığında dinamometreleri dışarıya çıkan bölge sayıları yukarıdaki gibi oluyor. Buna göre bu cisimler kullanılarak oluşturulan hangi düzenekte, hangi seçenekteki iki düzeneğin bulundukları zemine uyguladıkları basınç aynı olur diyor.
Evet arkadaşlar, dinamometre ne ölçerdi? Ağırlık ölçerdi. Hatırlarsak şuradaki uzamalar bize neyi verecekti ağırlığı? O zaman 1, 2, 3. O zaman direktmen G'nin ağırlığı 3G'dir. Gördüğünüz gibi 2 tane uzadığı için L'nin ağırlığı 2G'dir. Burada bir tane uzamış, o zaman M'nin ağırlığı G'dir. Gördüğünüz gibi N'nin ağırlığı da arkadaşlar 2G olacaktır. Hemen birinci düzeneye bakıyoruz. L'nin üstüne kim konulmuş arkadaşlar? L. L'nin ağırlığı 2G'ydi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar N'nin ağırlığı da 2G'dir. Katılar kuvveti aynen iledir. O zaman birinci düzenekte toplam ağırlığımız gördüğünüz gibi 4G. Evet, kimin yüzey alanına bakacağız arkadaşlar? Altta olan N olduğu için N'nin yüzey alanına bakacağız. O zaman 4G bölü 10 diyeceğiz. Bu bizim için birinci düzeneğin yaptığı basınç. Hemen ikinci düzeneye bakarsak M'nin ağırlığı arkadaşlar G'dir. Evet, K'nın ağırlığı da gördüğünüz gibi arkadaşlar 3G'dir. Katılar ağırlığı aynen iletirdi. Yani buradaki toplam zemine uygulanan ağırlığımız nedir yine arkadaşlar? 4G'dir. Ama burada alt tarafta olan gördüğünüz gibi kimdir arkadaşlar? Burada da K'dır. O zaman bizim için K'nın yüzey alanına bakacağız. K'nın yüzey alanı da gördüğünüz gibi arkadaşlar 10'dur. O zaman bölü 10. O zaman P1 basıncı P2 eşit olacaktır. Gördüğünüz gibi 10. sorumuzun cevabı A seçeneği doğru olarak verilmiştir. Hemen 11. sorumuza geçiyorum. Evet, günlük hayattaki basıncın gördüğünüz gibi arkadaşlar ne demişler bize? Artması istediğimiz durumlar olduğu gibi azalmasını istediğimiz durumlar da vardır. Aşağıdaki açıklamaları birlikte verilen fotoğraflardan hangisinde öngörülen durum basıncı gördüğünüz gibi ne yapmak istemiş arkadaşlar? Azaltmak için yapılan uygulamalara örnek verilmez. Evet, iş makinalarında tekerlek sayısının artması, yani arkadaşlar biz bunlara palet demiştik hatırlayın, yüzey alanını artıracaktı. Yüzey alanı artarsa hemen hatırlayalım katı basıncını. G bölü S demiştik arkadaşlar. Yüzey alanı ile basınç ters orantılıdır. Yani yüzey alanı artarsa basınç azalacaktır. Lütfen unutmayalım. Aralarında ne varmış arkadaşlar? Ters orantı vardır. Bunu unutmayalım. O zaman palet kullandığımızda yüzey alanı ne yapar arkadaşlar? Artar. Yüzey alanı arttığı için de basınç ne yapacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. Aynı şekilde trenlerin çok sayıda tekerlek olması yine yüzey alanı ne yapar? Artırır. Basınç arkadaşlar azalmış olur. O zaman Adana ve Bursa oldu. Fark ettiysek futbol kramponlarında çivi ve dişlerin yapılması, biliyorsunuz yüzey alanı burada küçülür arkadaşlar. Burada basıncımız ne yapar? Artar. Gördüğünüz gibi bizde basıncın azalmasını istiyordu. O yüzden cevabımız C seçeneği ne yapılmaz? Örnek verilemez. Ama traktörü de görelim. Traktörlerin arka tekerleklerinin geniş yapılması, geniş olması yine yüzey alanını artırır. Basıncı ne yapar arkadaşlar? Azaltır. 11. sorumuzun cevabı da C seçeneği doğru cevap olacaktır. Hemen 12. sorumuza geçiyorum. Bir mutasyonla ilgili bir soru, bir bilgi verilmiş. Önce onu okuyalım. Bir canlının genotipinde meydana gelen ani değişiklikleri mutasyon denir. Mutasyonlar ya canlının genlerinde ortaya çıkan değişmeler sonucunda gördüğünüz gibi gen mutasyonları ya da kromozomun yapı ve sayılarında meydana gelen değişmeler sonucunda kromozom mutasyonları şeklinde ortaya çıkar. Demek ki arkadaşlar lütfen bunu unutmayalım. Canlının genlerinde ortaya çıkan değişimlere gen değişimlerinden dolayı gen mutasyonları diyoruz. Kromozom yapı ve sayılarında meydana gelen değişmeler sonucunda ortaya çıkan mutasyonları da kromozom, yani kromozom mutasyonu diyoruz. Şimdi yukarıda birkaç çaprazlama örneği verilmiş. Buna göre şemada verilenlerden hangileri bakılarak söylenebilir? Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar 21 artı x ile kimi çaprazlandığını görüyorum arkadaşlar. 22 artı x'i çaprazlamış. Oluşan birey dişi. 43 kromozom, biliyorsunuz insanda 44 artı XX veya arkadaşlar 44 artı neydi bizim için? XY'ydi. Burada dikkat edersek toplam kromozom 46, fakat buradaki vücut ve hatırlarsak üreme kromozomları arasında bir farklılık var. Şurada arkadaşlar bizim için neydi bunlar? Vücut kromozomlarıydı. Vücut kromozomun 44, üreme kromozomun XX olduğunu söylüyoruz. Burası doğru ama vücut kromozomunda eksiklik olduğu için gördüğünüz gibi embriyo gelişmeyip ölmüş. Aynı şekilde arkadaşlar 21 artı x ile 22 artı y çaprazlandığında gördüğünüz gibi 43 artı x'ye yine buradaki ne yapmış arkadaşlar? Embriyo gelişemeyip ölmüş. Fakat 23 artı x ile 22 artı x'i çaprazladığımızda 45 artı xx veya gördüğünüz gibi 23 artı buradaki arkadaşlar x ile 22 artı y'yi çaprazladığımızda 45 artı x'ye, bu da 47 kromozom dediğimiz embriyo gelişmiş ve 47 kromozomlu Down sendromlu bireyler meydana gelmiştir. Evet, yukarıdaki bir mutasyon şema verilmiştir. Buna göre aşağıdaki hangisi söylenir? Evet, meydana gelen mutasyon gen mutasyonudur. Gördüğünüz gibi genlerde bir değişme yok. Kromozomlar üzerinde bir değişme var. O zaman 1 olan direktmen yanlıştır arkadaşlar. Evet, meydana gelen mutasyon kromozom mutasyonudur. Evet, gördüğünüz gibi kromozom üzerinde değişiklikler meydana geldiği için zaten mutasyon meydana geldi. Mutasyonlardan bir kısmı öldürücüdür. Gördüğünüz gibi evet, bir kısmı ölmüş. Bu da nedir arkadaşlar? Doğrudur. Evet, mutasyonların tamamı öldürücüdür. Bu da nedir? Yanlıştır. O yüzden de burada cevabımız 2 ve 3. A seçeneği 12. sorumuzda doğru cevap olacaktır arkadaşlar. Hemen geldik 13. sorumuza.
Evet, bir biyoteknoloji sorusu sorulmuş. Yukarıdaki biyoteknolojinin çalışmalarından bazıları ilgili fotoğraf ve açıklamalar verilmiştir. Buna göre biyoteknolojinin uygulama alanlarıyla ilgili eşleştirmelerden hangileri hatalıdır? Şimdi arkadaşlar, bu dikkat sorusuymuş. Evet, dikkatli okumayan öğrencilerin burada hata yapmış olabilir. Birincisi, biyoteknolojinin çevre uygulamalıdır. Görelim. Arıtma tesisinde suyun temizlenmesi. Evet arkadaşlar, burada biliyorsunuz biyoteknolojik yöntemlerle suyu ne yapıyoruz? Arıtıp temizliyoruz. Evet, birincisi doğru verilmiştir arkadaşlar. Evet, ikincisi, biyoteknolojinin bitkilerdeki uygulamalarıdır. Kontrol edelim. Kaliteli süt ve gördüğünüz gibi et ve süt üretilmesi. Zaten hayvanlarda olduğunu hemen görüyorum. O zaman iki arkadaşlar bizim için hatalıdır. Tabi diğerlerine de bakabilirsiniz. Hemen görelim. Biyoteknolojinin tıp ve eczacılık alanında uygulamasıdır. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi hormon ve vitamin tıpta üretilir. Evet, biyoteknolojinin gıda ürünlerindeki uygulamalıdır. Evet, raf ömrü uzun ürünler elde edilmesi doğrudur. O yüzden 13. sorumuzun gördüğünüz gibi bir okuma, yani dikkat sorusudur. 13. sorumuzun cevabı B seçeneği doğrudur. Geldik 14. Evet, bir sıvı basıncı ile ilgili yine bir soru. Hemen beraberce yapalım arkadaşlar. Yukarıdaki kaplar kollarında yüksekliklerde su var. Kol bulunmaktadır. Birleşik kapların hareketi KLM pistonları sabit tutulmaktadır. Suyun yoğunluğu arkonun yoğunluğundan daha fazla olduğuna göre pistonlar serbest bırakılan hareket yönleri ne olur? Evet, sıvı basıncı da söylemiştik. Her zaman için arkadaşlar akışkanlar, lütfen bunu unutmayalım. Akışkanlar bizim için basıncın, ne diyeceğiz arkadaşlar? Basıncın büyük olduğu yerden, büyük olduğu arkadaşlar, olduğu yerden küçük olduğu yere gider. Ne diyecekmişiz? Küçük olduğu yere gider. Hemen birinci seçeneğe bakarsak, ikisinde de su var. Tabii ki buradaki su yüksekliği fazla. Demek ki sıvı basıncı fazla. O zaman arkadaşlar sağ tarafa gideceğiz. Adana gitti. Denizli gitti. Gördüğünüz gibi ABB'ye kaldı. Evet, arkol su var. Kimin öz kütlesi daha büyüktür arkadaşlar? Suyun. O zaman demek ki burada da sol tarafa gideceğiz. Gördüğünüz gibi ikisinde sola gitmiş. Evet, yine alkol su var ama suyun yüksekliği daha fazla. Yine burada arkadaşlar nereye gideceğiz? Sola gideceğiz. O yüzden de 14. sorumuzun cevabı B seçeneği doğrudur. Geldik 15. sorumuza. Evet, 15. sorumuz arkadaşlar. Yine bir sıvı basıncı sorusu. Gördüğünüz gibi bir basıncı da güzelce tekrar etmiş olduk bu denemede. Evet, yukarıda eşit hacim bölmeli kaplardan K su, evet, gördüğünüz gibi K kabı su ile tamamen doludur. LMNP kaplarında boştur. K kabındaki suyun tamamı LMNP'ye eşit olarak paylaştırılacaktır. Son durumda kapların tabanına etkilenen sıvı basınçlarla ilgili hangisi söylenemez? Şimdi arkadaşlar yüksekliğe bakalım. 1, 2, 3, 4. Buradan gördüğünüz 4. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 4 çarpı 6. Gördüğünüz gibi 24 birim suyumuz var. Toplamda 1, 2, 3, 4 kabımız var. O zaman 4'e bölersek arkadaşlar her bir kapta 6 birim su olacaktır. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gördüğünüz gibi L kabı tamamen doldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. M de tamamen doldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 aşağı kadar yükselebildi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dediğim için bu da tam yarı yüksekliğine kadar ne yapacaktır arkadaşlar? Yükselecektir. Hemen şıklara geçiyorum. P kabının tabanına etkileyen sıvı basıncı en azdır. Evet, yükseklik en az olduğu için arkadaşlar en azdır. Doğru. LM kaplarının tabanına etkileyen sıvı basınçları aynıdır. Kontrol edelim. Yükseklikler aynı olduğu için LM'deki basınçlar aynıdır. Doğru. M kabının tabanına etkileyen sıvı basıncı N kabının tabanına etkileyen sıvı basıncından gördüğünüz gibi fazladır. Kontrol edelim. M kabı diyor ki arkadaşlar N'den fazladır. Bu da yükseklik fazla olduğu için doğrudur. Evet, N tabanına etkileyen sıvı basıncı L tabanına etkileyen sıvı basıncından fazladır. Gördüğünüz gibi N'deki 3H, buradaki arkadaşlar L'deki de 4H olduğu için yanlış olacaktır. 15. sorumuzun cevabı D seçeneği doğrudur. Sıradaki sorumuz 16. soru. Evet, bir açık hava basıncı ile ilgili güzel bir soru. Atmosferi oluşturan gazların ağırlığı nedeniyle temas ettikleri her noktaya uyguladığı basınca açık hava basıncı denir. Gördüğünüz gibi etkinlik yapılmış. Bir mum yakılarak derinliği olan bir kabın tabanına sabitleniyor. Kap içine yavaşça renklendirilmiş su dökülüyor. Mum üzerine bir bardak kapatılıyor. Mum söndürülüyor ve bardak içerisine renklendirilmiş suyun seviyesi yükseliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar su yükselmiş. Yukarıdaki etkinlikte renklendirilmiş suyun bardak içerisine yükselmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Güzel bir bilgi sorusu arkadaşlar. Bunu hep derste söylemiştik. Hatırlayalım. Evet, suyun yoğunluğu az olan bir sıvı olması, ilgisi yok. Bardağın içerisindeki gaz basıncının azalmış olması. Evet, yanma reaksiyonu sonucunda arkadaşlar biliyorsunuz buradaki gaz ne yaptı arkadaşlar? Basıncı azalttı. Demek ki arkadaşlar yanma sonucu basınç ne yaptı? Azaldı.
Az önce de söylemiştik. Ne demiştik? Akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere gider. Açık hava basıncının etkisiyle buradaki renkli sıvı ne yapacaktır arkadaşlar? Bardakta yükselecektir. O yüzden cevabımız B. Burada dikkat edeceğimiz püf nokta budur. Evet, hemen arkadaşlar devam ediyoruz. Bir mantık sorusuydu gördüğünüz gibi. 16 geldik 17'ye. Evet, bu da denemedeki beğendiğim diğer güzel bir soru. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir ortamdaki nem yüzdesini belirlemek için iki termometrenin cıvalı kısımlarına pamuk bağlanır. Daha sonra termometrenin bulunduğu pamuk bağlı kısmı ıslatılır. Aynı ortamda termometre yaklaşık olarak 40 dakika beklenir. Termometrelerde okunan sıcaklık değerleri ölçülür ve aşağıdaki tabloda yararlanarak nem yüzdesi bulunur. Evet, buna göre bu bir ortamdaki kuru ve ıslak termometrelerde ölçülen sıcaklık değerlerin hangi seçenekteki gibi olursa ortamın nem oranı diğerinden daha fazla olduğu söylenebilir. Evet, bu tabloyu okuma sorusuydu. Beraberce inceleyelim. Kuru termometremiz arkadaşlar 16 santigrat derece. Gördüğünüz gibi hangi aralığa girecektir? Buraya. Evet, devam edelim. Islak termometremiz 9 santigrat derece demiş. Aradaki fark o zaman arkadaşlar 7'dir. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Aradaki fark 7. Gördüğünüz gibi bu aralıkta olacağız. O zaman nem oranımız burada %30 diyeceğiz arkadaşlar. Evet, rengimizi değiştirelim. Renklenelim biraz. Hemen B seçeneğe bakalım. Kuru termometre arkadaşlar 12. O zaman arkadaşlar burada olacaktır. Aradaki fark gördüğünüz gibi 7'dir. 7 olduğu için buradaki nem oranımız da %15'tir arkadaşlar. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Yine rengimizi değiştirelim. Gördüğünüz gibi kuru termometremiz 20. Demek ki arkadaşlar bu aralığa girecektir. Gördüğünüz gibi aradaki fark 4'tür. 4 olduğu için nem oranı nedir arkadaşlar? %65'tir. Hemen yine rengimizi değiştirelim. Evet, kuru termometremiz 23. Yine arkadaşlar nerededir? Buradadır. Gördüğünüz gibi aradaki fark yine 7'dir. O zaman arkadaşlar buradaki nem oranı da %40'tır. Tabii ki bizden nem oranının en fazla olduğu seçenek gördüğünüz gibi arkadaşlar C seçeneği 17. Cevabımız doğru olacaktır. Güzel bir soruydu. Grafiği okumakla yani olayın mantığını anlamakla ilgili bir soru. Analitik düşünceyle ilgili bir soruydu bu. Dikkatli olmakta fayda var. Evet, geldik bir DNA sorumuza. 18. sorumuz. Evet, bir DNA sarmalı genlerde başka DNA parçalarıyla etkileşmez. Evet, bunu söyleriz hep biliyorsunuz. DNA kendini biliyorsunuz eşleyecektir ama kimseyle ne yapacaktır? Etkileşmeyecektir. Hatta bir insan hücresinde farklı kromozomlar çekirdekte farklı bölgelerde yer alır. Farklı kromozomların fiziksel olarak bu şekilde ayrı tutulması DNA'nın kararlı bir bilgi deposu olarak işlev görmesinde önemli bir rol oynar. Yani vücudumuzdaki her DNA'nın bize aynı olduğu bilgisini veriyor arkadaşlar burada. Kromozomların birbiriyle etkileştiği zamanlar sadece, evet bunu hep söylemişizdir, mayoz bölünmedeki parça değişimi sırasındadır. Onun haricinde arkadaşlar DNA üzerindeki biliyorsunuz genetik şifremizle mutasyon olmadıktan sonra bir değişimi meydana ne yapmayacaktır? Gelmeyecektir. O yüzden de bu sırada iki DNA sarma kesitlerinin bir bölümü ne yapar arkadaşlar? Yer değiştirir ki biz buna parça değişimi, diğer adıyla ne demiştik? Crossing over demiştik. Lütfen bunu unutmayalım. Kesitteki parçalar değişir ve bir bilgi aktarımı olur. Gördüğünüz gibi yukarıdaki şemada şematik olarak gösterilmiş. Buna göre kromozomlar arasındaki gerçekleşen bu olay sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir diye sorulmuş arkadaşlar bize 18. sorumuzda. Hemen bakalım. Hücre çekirdeğinde bulunan kromozom sayısı artar. İlgisi yok biliyorsunuz. Nükleotitler oluşan organik baz çeşitleri değişir. Hayır. Tüm hücrelerde 4 çeşit organik bazımız var. Unutmayalım. Kromozomlarda bulunan gen sayılarının artmaya azalma olur. Hayır. Kromozomlar arasında genetik bilgi takası olur ki yeni dizilimler meydana gelir ki zaten crossing over'ın amacı neydi arkadaşlar hatırlarsak burada bizim için çeşitliliği sağlamaktı. Evet, 19. sorumuz. Evet arkadaşlar 19. sorumuza hemen bakalım. Evet, kamuflaj böcekleri vücutları sırt ve karın bölgeleri basık ve yanlara genişlemiş ve çoğunlukla yeşil renkte yapraklara benzer. Bu böceklerle yürüyen çalı ya da yürüyen yaprak adı verilir. Çalılar arasında, dikenler ve yosunlar arasında ya da küçük ağaçlarda yaşarlar. Geceleri hareketlidirler. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hareketsiz kalarak ön bacaklarını ve antenlerini öne uzatıp çalıları taklit ederler. Çok yavaş hareket eden bu hayvanların hayatta kalabilmeleri için kamufle olmaları şarttır. Yukarıda verilen ifadelerden yola çıkarılarak kamuflaj böcekleri ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denmiş arkadaşlar. Geceleri hareketleri olmaları yaşam öğrenme şansını artırır. Gayet mantıklı. Kamufle olabilme yetenekleri nesilden nesile aktarılır. Zaten biliyorsunuz bu adaptasyondur. Evet. Avcı
hayvanlardan yaprak ya da dallara benzemeleri sayesinde kurtulabilirler? Evet. Bulundukları ortam değiştiğinde değişen ortamın renklerine benzer desenler gösterirler. Bu yanlış. Burada öyle bir şey yok. Bu kime aitti? Bukalemundu. Bukalemunun renk değiştirmesi de adaptasyondur. Lütfen bunu da ne yapmayalım arkadaşlar? Unutmayalım. 19. sorunun cevabı D seçeneğidir. Ve son sorumuz arkadaşlar denemede. Evet, bir basınç sorusu. Cisimlerin bulundukları zemine uyguladıkları basınç taban alanlarına bağlıdır. Evet, bu çok önemli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, o zaman taban alanlarına bağlı demesi bize ağırlığın aynı, taban alanın farklı olmasını rica ediyor. Yukarıdaki hipotezi doğrulamak isteyen Cihan, özdeş kitaplar ve gördüğünüz gibi süngerler kullanarak aşağıdaki KLM düzeneklerini hazırlanıyor. Cihan hipotezini doğrulaması için KLM'ne deneylerinden hangilerini seçerse çökme miktarını gözlemlemesi uygun olur denilmiş. Hemen arkadaşlar bakarsak burada ne demiştik? Taban alanlarına bağlı olduğunu söylüyor. Demek ki arkadaşlar ağırlık aynı olacak. Ya burada gördüğünüz gibi ağırlığın aynı olması için KLM, gördüğünüz gibi ne yapmış arkadaşlar? Yüzeyi değiştirmiş. Şıklara bakıyoruz, KM var mı? Yok. O zaman ne olacak arkadaşlar? Direkt cevabımız L ile ne olacaktır? O yüzden de cevabımız C seçeneği doğru olacaktır. Evet arkadaşlar, videolarımızı beğendiyseniz lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz herhangi bir şey olursa yorumlar kısmına yazarsanız sizlere geri dönüş yapacağım. Lütfen videoları lütfen tekrar tekrar izleyerek bir genel tekrar yapabilirsiniz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın.